Merhabalar, lezzet sepetine hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere çok lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz 500 gram çift çekilmiş orta yağlı dana kıyma, yarım demet maydanoz, 1 adet soğan. Soğanı rendeledim. Suyunu da şu şekilde sıkıp ayırdım. Bunu buzluğa atacağım. Daha sonra et marinası için kullanabiliyorum bunu. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat kullanacağım ama bu çay kaşıklarının hepsi silme olacak. Yani dolu dolu bir çay kaşığı istemiyorum. 1 çay bardağı ise ekmek içi kullanacağım. Ekmek içinde ekmeğin sadece içini kullanıyorum. Kabuğunu hiç kullanmıyorum. Çünkü kabuk köftenizi sert yapabilir. Bir miktar da limon suyu kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Yarım kilo kıymamızı yoğurma kabına aldık. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanımı atıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak ve baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay bardağı ekmek içimi de ekliyorum ve yoğuruyorum. Köfte harcımı biraz yoğurduktan sonra bir silme çay kaşığı olan karbonatımın üzerine birazcık limon suyu sıkıyorum. Karıştırıyorum. Karbonatımı aktifleştirmek için yapıyorum bu işlemi. Biraz daha sıkıp karıştırıyorum. Şimdi de bunu harcıma ekliyorum. Son olarak maydanozumu da karışıma ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Köfte harcımızı en az 10 dakika bu şekilde yoğuruyoruz. Köftemizin lezzeti için iyi yoğurmak önemli. Köfte harcımı yeterince yoğurdum. Köftemizin lezzeti için bir diğer püf nokta ise köfte harcımızı iyi dinlendirmek. Eğer vaktiniz yoksa yarım saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha güzel lezzet elde etmiş olacaksınız. Şimdi ağzını streçliyorum ve buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Köfte harcımızı yeterince dinlendirdik. Artık şekil vermeye başlıyoruz. Köfte harcı elime çok yapışmaması için elimi hafif ıslatıyorum. Şu büyüklükte köfteler alıyorum. Köftemizi çok kalın yapmayacağız. Bu sefer dışı pişer ama içi pişmez. Şu şekilde yassı bir köfte elde ediyorum. Köftelerimizi şekillendirdik. Benim ölçülerimle yaklaşık 30 adet köfte çıktı. Tabii bu sizin köftenizin büyüklüğüne göre de değişebilir. Şimdi köftelerimizi pişirmeye başlayalım. Ben köftelerimi pişirmek için döküm tava kullanacağım. Eğer varsa siz de döküm tava kullanırsanız köfteleriniz daha lezzetli olacaktır. Köftelerimizi pişirmeye başlamadan önce döküm tavamı bir 10 dakika kadar iyice ısıtıyorum. Yani köftelerimizin suyunu salmayıp içinde tutması için tavamızın iyice kızgın olması gerekiyor. Köftelerinizi dizdiğinizde bu sesi duymanız gerekiyor. Kıymamız biraz yağlı olduğu için tavamızı hiç yağlamıyoruz. Bir köşede de dilerseniz biberlerinizi kızartabilirsiniz.
Köftelerimiz tavamız ısınana kadar yüksek ateşte. Tavamız ısındıktan sonra orta ateşte pişiriyoruz. Tamamen yüksek ateşte pişirirseniz köftelerinizin dışı pişer ama içi çiğ kalır. Köftelerimizin piştiğini şu şekilde yanlardan gördüğünüzde artık çevirebiliriz. Köftelerimiz şu şekilde göstereyim. İki tarafı da piştikten sonra artık alıp diğer köftelerimi de aynı şekilde pişiriyorum. Köftelerimiz hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.